1960'larda, anti-emperyalist, anti-siyonist, anti-komünist, İslamcı. Öğrenciler tarafından yeniden milli mücadele hareketi başlatıldı. Hareketin lideri Aykut Edebali, 1992 yılında kurduğu Millet Partisi zaman zaman geri çekildiği izlenimi verse de, muhteşem Türkiye yürüyüşü ile şu günlerde yeniden atağa kalktı. Nitekim, 5 günlük programla Bursa, ya gelen Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Genel Başkan Yardımcıları Abdurrahman Önder, Ali Geçoğlu, Hikmet Safa, MKYK üyesi Selami Yıldırım, Bursa İl Başkanı Hüsamettin Ak Yıldız, İl Sekreteri Esra Demir ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Küçükgüzel'le ziyarete geldi. Muhteşem Türkiye Yürüyüşü. Nü Bursa'dan başlattıklarını söylerken yerel seçime dikkat çekti. Bursa'da büyük şehir ve 17 ilçede aday göstereceğiz. Belediye meclisi üyelikleri için de aday listeleri hazırlayacağız. Bu noktada adaylarımızı açıkladığımızda sürprizlerimiz olabilir, dedi ve siyaset gözlemlerini paylaştı. Bursa'da vatandaşların siyasete soğuk baktıklarını gördük. Siyaseti kirli bir iş gördüklerini söylediler. Oysa siyasetin tertemiz yapılması gerekir. Temiz yapılmayacaksa hiç yapılmamalı. Şunun altını çizdi. Umut ve çözüm olacak bir partiye ihtiyaç var. Millet Partisi ihtiyaç duyulan parti olarak yerel seçimde milletin huzuruna çıkacak. Çizgileri şunlar: vatandaşı fakirlik ve çaresizliğin cenderesinden çekip çıkaracak, Türkiye'yi gerçek anlamda hukuk devleti yapacak, gerçek demokrasiyi getirecek, din istismarı ve din düşmanlığını sona erdirecek, laikliği getirecek, herkesi sosyal adalet şemsiyesi altına alacak, hörafelerden uzak gerçek İslam Rönesansı ve barış getirecek Millet Partisi umuttur. Ardından, siyaset bir inşaattır, biz inşaatı başlattık, dedi ve şu uyarıyı yaptı. Türkiye'nin antidemokratik çizgiye kayması, vatandaşımız, çocuklarımız, hatta torunlarımız için geri dönülmesi zor neticeler doğurur. Hulusi Akar Konferansa geliyor. Pazar günü. Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi. Organizasyonuyla çalışma toplantısı var. Merinos Atatürk Kongre Merkezi. Yıldırım Bayezid Salonu'nda saat 10.00'da kahvaltıyla başlayacak çalışma toplantısının konuğu TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Emekli Orgeneral Hulusi Akar olacak. Akar toplantıda, Bursalı, mimar ve mühendislere, Türkiye'nin güvenliği, risk, tehdit ve tehlikeler, konulu konferans verecek. İyi Parti'nin dört ilçedeki adaylarını Akşener Ankara'da açıklayacak. Yerel seçimi, her il ve ilçede kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan İyi Parti. De, adaylar da yavaş yavaş belli oluyor. İlk olarak, 3 Eylül'de geldiği Bursa da Orhaneli adayının Mümtaz Arslan olacağını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çarşamba günü de TBMM grup toplantısında Bursa'dan 4 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Buna göre, İyi Parti, 31 Mart'taki yerel seçimde Orhan Gazi'de eski ilçe başkanı İsmail Kaya'yı, Karacabey'de eski ilçe başkanı Fatih Karabatı'yı, Yenişehir'de eski ilçe başkanı Ercan Özeli aday gösterecek. Keles, T ise İl başkan yardımcısı İsmail Yeni'yi gösterilecek. Ankara. Akşener. in açıklayacağı 4 adayla, İyi Parti'nin Bursa'da açıkladığı aday sayısı 5'e yükselecek. Bu arada, Büyükşehir adayı, için İyi Parti'nin acele etmeyeceği izlenimi aldık. CHP'de adayları sorgulama, heyeti geliyor. Yerel seçim için, başvuru sürecini 5 Aralık'a uzatan CHP'de, bir yandan da aday sorgulaması başlıyor. Bu kapsamda, bölü, CHP Genel Merkezi, NCE görevlendirilen iki isim bu hafta Bursa'ya gelecek. İlçelerde vatandaşlar ve parti örgütleriyle görüşüp aday adaylarını soracak ekip önerileri dinleyecek. Son olarak da il yönetim kurulu toplantısına katılacak. Bu aşama sonrası aday belirleme yöntemi kararlaştırılacak. Mudanya'da 3. dönemi için gövde gösterisiyle adaylığını açıkladı. Fotoğraflara bakarken şunu düşündük. Hayri Türk Yılmaz 2014'te CHP'den Mudanya Belediye Başkanı oldu, 2019'da oyunu arttırarak yeniden seçildi. Bu kez Mudanya Belediye Başkanlığı NDA 3. dönemi için aday adaylığı başvurusunu CHP'ye yaptı. Üstelik rekor oyla 3. dönem hedefi koyduktan sonra yaptığı aday adaylığı başvurusu gövde gösterisine dönüştü. En önemli destekçisi eşi Gülbahar Türk Yılmaz. La her zamanki gibi el ele kaldırımda yürüyüp renkli meşaleler ve atılan konfetiler arasında CHP Mudanya İlçe Başkanlığına gelişi de bu gövde gösterisini yansıtıyor. Aslında iki dönem görev yapan belediye başkanlarının hizmetleri. Önemli avantaj olduğu kadar, yıpranmışlıkları da dezavantaj olur. Fakat Türk Yılmaz adaylık açıklamasında, Mudanyalıların başını eğdirmedi derken kendine güvenini ortaya koydu. Vatandaşa hizmetten, siyaseten hizmete. Güven Günsan. Iğ yıllardır tanırız. Mudanya'ya 24 yıl TEDAŞ ve UEDAŞ müdürü olarak hizmet etti. Her mahallesinde, her sokağında, her köyündeki elektrik hizmetinde emeği var bürokraside sorun çözen müdür olarak görev yapan Günsan bu kez siyasette çözüm üreten görev için harekete geçti ve CHP'den Mudanya Belediye Meclis üyeliğine aday adayı oldu. Rozetini de Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz taktı.